Bu sergi 18 Çinli sanatçının eserlerinden oluşuyor. Seçilen bu sanatçılar Çin'de yaşayan ve oldukça ilgi çekici eserler üreten bir grup insan. Aslında uzun yıllardır bu sergiyi hayata geçirmeyi istiyorduk. Yani aslında bu sergi yeni bir fikir değil. İşte Gerçekler Sergisi üzerine çalışmaya başladığımızda temel amacımız herhangi bir küratörle veya ekiple çalışmamaktı. Uzun zamandır işlerini hayata geçirmek isteyen fakat bazı sebeplerden dolayı bunu yapamamış sanatçıları bulmak ve yapacakları çalışma ne kadar zorlu olursa olsun onlara bu fırsatı vermek istedik. Bu serginin ticari kaygılardan ziyade sanatsal kaygıları gözeterek yapıldığını yansıtmak için sergiye çok çeşitli medya türlerini dahil etmeye çalıştık. Bu sergi, sergilenmelerini sağladığımız çarpıcı eserlerin sayısının çokluğuyla diğer tüm modern Çin sanatı sergilerinin arasından sıyrılıyor. Günümüz Çin'ini en ilginç şekilde yorumlayan eserlerden biri Yang Fudong'a ait. Fudong, Kue Köyü'nün Doğusu adlı bu eseri, Tate'deki bu sergi için özel olarak hazırladı. Eser bir anlamda gelecek vadeden ve hızla gelişen şehir merkezlerinin dışında yaşayan birçok insanın yaşam biçimlerini konu alan bir film. Sanatçı filmde bölgede yaşayan ve çöpten beslenen köpeklerle insanlar arasında oldukça sert bir şekilde benzerlik kurarak bu iki tür arasında aslında çok bir fark olmadığını bize anlatıyor. Sadece insanoğlunu ve içindeki insani meseleleri anlatmak yerine böyle bir konu seçen bu eser bana göre son derece kuvvetli. Bu binaya girdiğinizde üzerinde Everest'te sadece 119 adım yazan bir tabela göreceksiniz. Şangaylı sanatçı Shu Chen'e ait bu eser sanatçının geçen sene Everest'in zirvesine tırmanırken yanına aldığı tüm ekipmanları, eşyaları ve hatta harika bir cam kutuda sergilenen dağ zirvesini içeriyor. Bu, Çinli sanatçıların mizaha yatkınlığını gösteren şahane bir eser. Aynı zamanda bu heybetli kutuyu görmek için sergi alanına girdiğinizde de gerçekten neye baktığınıza dair algılarınızı sorgulatan bir eser. Sergi sadece galerinin içindekilerle sınırlı değil. Aynı zamanda dışarıda da eserler bulunuyor ve tabii ki bunların en gösterişli olanı içinde 800 adet ampul bulunan gerçek kristalden yapılmış su yüzeyinde duran bir avize. Parçalar içinde birleştirilmiş ve akşamları da sergi için ışıkları yakılıyor. Yine serginin bir parçası olarak Çin'in güneyinden bir grup sanatçı tarafından olağanüstü bir havai fişek şovu düzenlendi. Bu sadece büyük bir gösteri değil, aynı zamanda yeni nesil Çinli sanatçıların ayak sesleri gibiydi. Adeta önceki nesile "Kendinizi kollayın, biz geliyoruz." anlamına gelen bir işaret yolladılar.